Sporu sağlıklı ve güvenli yoldan yapmak isteyen herkese merhaba. Bugünkü konumuz mevsim ve hava durumuna göre hangi elbise ve malzemelerle koşu antrenmanı yapmanız gerektiği hakkında. İlk olarak en gerekli olanlarla başlayalım. Dışarıda koşu için olmazsa olmaz giysi ve malzemeler, rahat ve ağır olmayan koşu ayakkabısı, spor çorabı, şort, teri emen tişört, su ve suyu taşıyacak küçük bir çanta ve kronometreli basit bir saattir. Ayakkabılar yürüyüş için değil, belli bir standartta üretilmiş koşu ayakkabıları olmalıdır. Aksi takdirde su toplaması, tırnak batması, topuk dikeni, burkulma ve dizlerde ciddi sorun ve sakatlıklarla karşılaşırsınız. Çorapların havlu tipi olması uygundur. Günlük tip ve ince çorap giyerseniz ayaklarınızda aşınma ve mantar oluşma riski yüksek olur. Eşofman altı ve paçalı uzun tip elbiseler sportif koşu için uygun değildir. Bu tarz elbiseler 30 dakikadan fazla sürecek idmanlarda hareketlerinizi hissedilir seviyede kısıtlar ve rahatsız edicidir. Bu sebeple şort giymek doğru seçim olacaktır. Koşarken teri emen tişörtleri tercih edin. Şayet antrenman evin önünde bitmiyorsa yanınızda yedek bir tane daha bulundurun ve idman bittiği gibi üstünüzü değiştirin ki hastalığa karşı önlem almış olun. Güneşe karşı hassas bir cildiniz varsa veya hafif soğukta koşarken kollu olanları kullanın. Koşarken yanınızda su bulundurmayı ve ağzınız kurudukça azar azar içmeyi ihmal etmeyin. Birçok kişinin aşırı kısa süreli çalışabilmesinin sebebi susuzluğun oluşturduğu halsizlik ve isteksizliktir. Koşarken kafanız da terler. Şayet şapka takmazsanız çok hafif rüzgarlar bile ıslanan saçlarınıza ve çıplak alnınıza vurarak grip ve sinüzit gibi solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma riskinizi arttıracaktır. Buff tarzı ince bir boyunluk yazın ensenizi güneşte yanmaktan korurken kışın boğazınızı üşütmenizi engellemekte faydalı olacaktır. Yazıları okunabilecek kadar büyük ekranı olan hafif bir saat, yükleme hedef sürelerini kontrol ve hedeflenen performans gelişimine ulaşmak için önemlidir. Kalp atışlarınızı takip etmeye yönelik antrenman yapmak isterseniz, heart rate monitör tipi bir saatte alabilirsiniz. Ama yüksek para harcamaktan uzak durun. Üzerine basarak söylüyorum, akıllı telefon uygulamalarını ve kahve bile pişiren GPS spor saatlerini koşuya yeni başlayanlara veya yükleme yapmaya yeni başlayanlara tavsiye etmiyorum. GPS spor saatlerinin asıl kullanıcı kitlesi belli bir antrenörlük bilgisine sahip olan ve yaptığı spordan para kazanabilmek için rekabet halinde olan kişilerin performanslarında ince ayar yapmaları içindir. Tutup bu tür teknolojik aletlere para harcarsanız aynı şort, tişört ve çorabı devamlı olarak yıkayıp giymek zorunda kalabilirsiniz. Alakalı alakasız her şeyin çetelesini tutan akıllı telefon uygulamaları ise antrenman sonrası evde performans değerlendirmesi yaparken elbette bir katkı sunar. Lakin yükleme sırasında akıllı telefon yerine kronometreli saate bakarak antrenman yapmak çok daha pratiktir ve mantıklı olan da budur. Ayrıca kafanıza ve kulaklarınıza sağlam oturan ve rahat bir müzik çaların içindeki favori şarkılarınız özellikle temel seviyede performansınıza bu tür teknolojik alet ve uygulamalardan daha fazla katkı sağlayacaktır. Yaz veya kış fark etmez. Parlak güneşli havalarda mutlaka güneş gözlüğü takın. Yağan kar sonrası parlayan güneş yazın olduğundan çok daha fazla gözlerinize zarar verecektir. Koşarken özellikle erkeklerde adım atışı sırasında oluşan küçük sarsıntılardan dolayı az da olsa kasık fıtığı riski bulunmaktadır. Bu sebeple hava sıcak olsa dahi mümkünse altınıza kısa tayt giyin. İngilizce adından da anlaşılacağı üzere tayt vücudunuzu hafif sıkarak sarar, ilgili organ ve kasları diri tutar. Hava sıcaklığı azaldıkça tişörtün altına uzun kollu tayt giymeniz faydalı olur. Alternatif olarak tişörtü ince uzun kollu fanila gibi bir giysiyle kombin edebilirsiniz. Hava sıcaklığı düşmeye başlayınca ince eşofman üstü giyin. Havalar soğudukça altınıza kısa tayt yerine uzun tayt giymeniz uygun olacaktır. Daha soğuk, yoğun rüzgarlı ve yağmurlu havalarda yağmurluk giyin.
kulak ve ellerinizin bariz bir şekilde üşüdüğü havalarda ince bir bere ve eldiven takın. Daha da soğuk iklim ve havalarda ise sportif bir mont kullanın. Giyinirken temel prensip elbiselerin ince ve kat kat olmasıdır. Bu şekilde hareket kabiliyetiniz pek azalmaz, bunalmazsınız ve teriniz tabakalar arasında kaldığı için üşütmezsiniz. Tavsiye ettiğim elbiselerden bir iki tane değil, birkaç tane alın, yediğiniz olsun, değiştirerek giyin. Devamlı aynı şeyi yıkayıp giymek o elbiseyi çok daha hızlı yıpratır. Tavsiye ettiklerimi kullanmadan da dışarıda koşu yapabilirsiniz. Lakin iklim ve hava durumu koşu, süre ve performansınızı gözle görülür derecede kısıtlayacaktır. Gelecekte abone ve müşteri sayısı için sahte kibarlık ve sempatiklik yapan, söylediği yalan yanlış şeylerle ve sahte şovlarla sizi hedefinizden saptıran, vücut ve akıl sağlığınızla oynayan gereksiz paylaşımlar yerine, seyrettikten sonra pratiğini yapabileceğiniz yeni sportif beceri ve bilgi eğitim videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.